efendim, herkese merhabalar. Ben Perihan Tanto, Borsa Tekne'ye hoş geldiniz. Evet, haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'dan bir rekor geldi. 3800 puan seviyesinin üzerine görerek TL bazlı yeni bir rekora imza attı Borsa İstanbul. Şu an baktığımızda birçok hisse senedinin tavan tarafta olduğunu görüyoruz. Buna özellikle büyük hisseleri konuşacak olursak bankacılık endeksi önderlik ediyor. Akbank, Yapı Kredi gibi, Garanti Bankası da buna dahil, İşçe, Halkbank, Vakıfbank hepsi tavan, %9'un üzerinde bir yükseliş var. Bankalar öncülüğünde yükseliş var dedik ama ulaştırmadaki yükselişler de %8'e ulaştı. Bununla birlikte onu holding takip etti. %5'lik yükselişle sanayi tarafındaki yükselişler de %2'nin üzerinde. Sadece TL bazlı değil, dolar bazlı baktığımızda da yine kritik seviye olan bir önceki satışın geldiği seviye 200 dolara gelmiş olduğunu görüyoruz Borsa İstanbul'un. O yüzden birazdan hem TL hem de dolar bazlı olarak Borsa İstanbul'u analiz etmekte fayda var. Ve dolar Türk lirası diyelim. Burası sakin. Bu hafta özelinde Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararını izliyor olacağız. Euro Türk lirası ise 18.12'den işlem görüyor. Gram altın fiyatlarına baktığımızda ons altında biraz çırpınış var diyelim. 1657 dolara kadar yükseldi ons ve böylelikle gram altını da 990 TL seviyesine taşımış oldu. Evet, fiyatlamalara burada noktayı koyalım ve Borsa İstanbul'daki rekorları konuşalım. Evet efendim, Borsa İstanbul'da değerli hocamız Ahmet Mergen'i ağırlayacağız ve Borsa İstanbul'a gelen satış sonrasında oluşan V hareketini konuşacağız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Evet, merhaba herkese. Sizi TL bazlı rekorla karşılıyorum ama tabii sizin hayaliniz bu değil. Sizin hayaliniz dolar bazlı rekorları konuşmak. İnşallah ona da yetişeceğiz. O programı da birlikte yapmaya fırsatımız olur diye düşünüyorum. 3800 evet. TL, 200 dolar da dolar bazlı seviye hocam. Birisi kritik bir dirençte, birisi de TL bazlı baktığımızda en yüksek seviyede. Hocam o yüzden görüşünüzü cidden merak ediyorum şu an. Ben de bir anket açtım Borsa İstanbul tarafında. Tek kelimeyle BIST yüz endeksini tanımlayacak olsanız ne derdiniz diye inanılmaz farklı görüşler geldi. Ben ayarsız olarak nitelendirdim. Size de sormak istiyorum hocam. Şu an Borsa İstanbul'u tek kelimeyle özetleyecek olsanız ne derdiniz? Vallahi şimdi şöyle diyeyim, engelli bir koşunun daha ilk etaplarında bence. Yani bir 3000 metre koşacak ama daha nereden baksan ilk 300-500 metreyi daha yeni koştu yani. Daha önünde koşulacak çok yer var. Biraz zaman lazım. 3000 metreyi bir dakikada koşamazsın. Genelde 800 metreyi koşabilmen için 39 saniye rekor falan o civardadır. 400 metre, 800 biraz daha fazladır. Yani 400 metreyi de daha da aşağı indirdiler galiba 37 saniye civarına. Tabii 100 metreyi sen 9.6'da falan koşarsan o hızı kazandığın anda 400'ü de çok kısa sürede koşarsın ama 3000 metre uzun bir mesafedir. 3000-5000 koşu. Hele bir de böyle sulara girip çıkacaksın falan. Engellerin üstünden atlayacaksın. Tabii önünde dirençler falan olacak. Öyle bir koşunun başlangıcında. Bu arada ben de bayağı öğreniyorum. Dolar bazlı 4 senedir yatay bir alan varmış. Burada 2018'den beri 2000 yani işte 22'ye kadar falan üst tarafı 200, alt tarafı 125 dolarlık bir yatay alandan yani kurtulmaya çalışıyormuş falan filan. Neyse, bilgilendirme için çok teşekkürler. Burada dilinizde tüy bitti hocam. Neredeyse. Dilinizde tüy bitti biliyorum. Yani kaç senedir söylüyoruz ya, aman birisi de çıkmış. Hocam geçen hafta ondan bahsediyordu falan diyor. Allah Allah, Allah Allah ya Rabbim. Yani uzun vadeli bir düşüş akımı trendi, trend çizgisi kırılıyor. Bir değişim var. Nasıl olur, nasıl biter ama burada ortalamaların üzerine doğru giden bir endeks var. Bakın şu anda bankacılık endeksine gelen o satışlarla geçen ay bir pataküte oldu. Nereden geldi? 203'ten geldi. 200 dolar civarında zaten satıcının geleceği belli. Dördüncü kez oraya geldi.
Bankalar tavan abartılınca oradan da tabii ki satış geldi. Geldi ama nerede durdu? 50 aylık ortalamaya geldi, durdu. Biraz altına gitti. Şimdi 20 aylık ortalama yönünü değiştirdi. 50 aylık ortalamayı yukarı yönde kesmeye geliyor. Yani modifiye edilmiş bir, yani biraz böyle nasıl diyeyim, gerçek değil ama yani ona yakın bir şekilde demek lazım. Altın kesişmeye geliyor kardeşim. 20 aylık, 50 aylık yukarı yönde kesmeye geliyor. Keserse çok daha iyi, olumlu olur. Ama şu anda göründüğü kadarıyla endeks 50 aylık ortalamanın üstüne bir kez daha çıktı. Hem de fazla geri gelmeden. Yani o satışa geri gelmedi o kadar. Daha holdingler var, Koç var, Sabancı var, o var, bu var. Ha, şunu söyleyeyim. Kırmızı renkli ATM, Garanti Bankası falan hem vermem dedim. Bugün ikisi de tavan. Tavan. Hı hı. Ben dolar bazında baktım. Kendi fikrimi söyledim. İsteyen 15 liraya vermeye razı olan, bakın bugün 24 lira, tavanda milyon milyon alıcı var. İstiyorsan ver kardeşim, beni hiç ilgilendirmez. Yani yatırım tavsiyesi falan da değil. Ben gördüğümü söylüyorum. Burası uzun vadede yukarı gidiyor. Normalde grafik böyle. Yok, teknik analize inanmıyorsundur. Teknik analiz fasafiso bir şeydir. O da senin fikrin. İnanmak zorunda değilsin. Sen yaparsın gene temel analizini falan filan. Yalnız arada sırada bana da açıklayın. Mesela 15.30'da neden bir anda borsaya artı 18 bin puandan eksi 17 bin puana gidecek şekilde bir ciro analizi, efendim bilanço analizi falan filan, bunları karlılıkta nasıl değişiyor? Bütün kağıtlarda saat 15.30'da bu nasıl değişiyor? Bu piyasa niye birdenbire ters yüz oluyor? Bunları da bir temel alarak bana anlatırsanız iyi olur. Ama öyle değil bu iş. Şirketinizi iyi tanıyacaksınız bir. Ama onun dışında patronu iyi tanı, vizyonunu iyi tanı, nereye gidiyor, amacı ne, yatırımları ne, bu yakında dead end denilen çıkmaz sokağa girer mi, girmez mi, yeniliklere uyum sağlıyor mu, yeniliklerin farkında mı? Bunun dışında bütün bunların hesabını, kitabını yapıp oraya milyarlarca lira para sokan köpek balığı var. Sen ancak hamsisin. Hadi biraz daha büyük ol sen. Ne diyeyim, lüfer veya tortoriko. O kadarsın. Köpek balığını yemen falan filan mümkünatı yok. Adam oraya parayı sokuyorsa o fon veya grup neyse bir şey biliyor. Senden daha fazla bir şey. Senden daha fazla bir şey bildiği için çok daha fazla parayı riske ediyor. Yatırım yapıyor. Onun peşinden gideceksin. Başka yapacağın bir çare yok. Bir şey yok. Gün içi alıyor veriyor, alıyor veriyor. Ne al ver işte, ne oldu? Ne oldu? Akbank kaç lirada? Aldın verdin, aldın verdin 11 liraya. Milleti göğe sövüşleyecek. Yok kardeşim. Ya işte tavan oldu. 14 milyon alıcı var. Bilmiyorum, belki değişmiştir. Garantiyi aldı verdi, aldı verdi, aldı verdi. Al 24 lira, 18'e aldı verdi, verdi. Yok. Her şeyin bir ederi var. Gitmeyen. Ya bütün kağıtlar 6 misli, 8 misli, 10 misli olmuş. Baba kağıtlar burada, bankalar 2 misli olmuş. Hem de tonla kar etmelerine rağmen. Ha nasıl kar ettiler? Enflasyon dolayısıyla belki bir takım şeyler şişti mişti. Tamam da ötekilerinki şişmedi mi? Yani bir tek bankaların şey mi şişiyor, bilançoları? Ötekilerinki şişmiyor yani enflasyon dolayısıyla. Onların hepsi %15 enflasyona göre hesaplanmış şeyler. Buna mı inanmamı istiyorsunuz yani? Bekliyorsunuz. Komik olmayalım. 10 senedir düşen bir piyasa yataya sardı. Şimdi de yataydan yukarı doğru gitmeye çalışıyor. Barajın kapakları yakında açılır. Yoksa bu baraj taşar. Su doluyor. Ha hocam, yabancı gidiyor mu diyor. O zaman ona göre de tedbir alacaksın güzel kardeşim. Yatırım dünyasını geliştireceksin.
Bir takım şeyleri değiştireceksin. Biz boşuna hikaye anlatıyoruz burada. Yani yatırımcı para gider. Tekrar gelir. Hı hı. Avantajı varsa gelir. Paranın dedikleri gibi hani dini, imanı, şusu, busu bilmem nesi olmaz kardeş. Para eğer kendisine avantajlı bir yer bulduğunu hissederse oraya gelir. Türkiye'de eğer ilk ona falan oynamaya niyeti varsa o zaman başka şeyleri de denemek zorunda. Pirinçten ancak pilav yaparsın, bu kadar. 20 senedir hep aynı taktikler. O olmuyor, şimdi de dolar yukarı gidiyor. Ama piyasa şunu hissediyor. Kasım ayında muhtemelen Fed'in son 75 veya 100 bas puanlık bir artışı olacak diye görüyor. Ona bahis yapıyor. Bundan sonrasında muhtemelen artık Fed ya 25 veya belki bir sonrakinde es geçerse, artık faiz artışlarından bahsedilmemeye başlarsa şeyini yapıyor, bahisini. Onun için önceden pozisyon almaya çalışıyorlar. Dışarıdaki endekslere de bakın. Eğer Fed'in bu Kasım ayındaki artışı son veya sondan bir önceki şeklinde bir faiz artışı olduğunun beklentisi yaratılırsa, ona inanırsa piyasalar, altın, maltın, o, bu falan, Dow Jones şu bu, hepsi yukarı gider. Bence. Garanti veriyor musun hocam? Yok kardeşim, garanti maranti vermiyor. Yani kusura bakma. Öyle garantisi marantisi yok bu iş. Ben başkaları gibi garanti maranti veren, kendi fikrimi söylerim. Okursun, dinlersin, bakarsın. Sentezini yaparsın. Bu adam ya uçuşlarda veya bu adam galiba mantıklı konuşuyor dersin. Benim de kim olduğumu sorarsın. 30 senedir bu piyasaya. Ona göre kararını verirsin. Yani işte benim diyeceğim o. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla yani toparlanma sürecinde. Burada bak, gene seninle beraber konuşurken anlattım. Sarayburnu'na köprüye möprüye aman gitmeyin dedim. Para kaybetmiş olabilirsiniz. Hı hı. Ama Pasifik Okyanusu'nda kaybettiğiniz para tekrar geri gelir. Pasifik Okyanusu'nun dalgası büyüktür. Tepede alırsın, seni altına alır ama bir sonraki dalga tekrar döner, gene tepeye çıkar. Durgun suda çabuk boğulursun. Çünkü kimse gelmez oraya, dalga da yok. Yüzü koyun kapaklandın mı, sana hisseleri tepede dağıttılar mı, bittin. Artık bir iki sene bekler durursun, bir daha o fiyata gelse de ben de çıksam da parayı kurtarsam diye. Ama öteki kağıtlar, büyük kağıtlarda devamlı olarak o Pasifik Okyanusu'ndaki gibi dev dalgalar arka arkaya geliyor. Seni en sonunda dipten kaldırır, tekrar tepeye çıkar. Şimdi çıkaracak gene. Buradaki hesap kitap çanağa katlarsa 4350-4400. Ha, bu rakam neyle çakışıyor onu da anlattım. 225 dolarda tepe var. Çarp 20 ile 4500. Çıkar birazını, yont. Almıştır. Al sana 4400 endeks. Dolar bazında oraya doğru gidiyor. Ama onun üstü it's a different ball game. O bambaşka bir oyuna gidiyor ondan sonrası. Boşluklar falan var. 260-270 dolar civarında. Bir buçuk, iki sene içinde buranın 325 dolara gittiği zaman para kazanırım mı, kazanırım mı, kazanamam mı? Ve burası 325'e giderse ne kadar kazanırım? Başka yerde paramı değerlendirsek ne kadar kazanırım? Bunun hesabını, kitabını yaparsınız kardeşim. Neresi size uyuyorsa oraya gidersiniz. Yani. Ama bu görüntü eğer yani teknik analiz 150 senedir varsa, bu trend çizgisi yukarı yönde kırılıyorsa alım gelir. Türkiye biraz kendisini düzeltse yani not artışları arka arkaya gelecek.
Ama hala işte neyse. Bu konuları da artık konuşmak biraz yani hikaye oldu. Geçelim. Dolar bazlı bir daha bakalım mı hocam? Gerçi siz yani o kadar detaylı artık anlattınız ki ama yine de üzerinden geçelim. Hocam anlık fiyat da vereyim ben isterseniz. 200 doların üzerinde şu an 203-204 dolarlardan işlem görüyoruz. Yani yine oralara gitti. İşte son hatta 205 olmuş şu an. 205. Son mumu görüyorsunuz. Nereden dönüyor? İki tane ok koyduk görün diye artık. Kırmızı ok 20 aylık ortalama. Yeşil ok 50 aylık ortalama. 203'ten geldi. Aşağıya vurdu. Yani 50 günlük 50 aylık ortalamanın biraz altında durdu. Geçen ay. Bu ay şimdi yukarı doğru gidiyor. Bugün sabahleyin yapılan grafiği tabii şimdiki değişik. 203'ün de üzerine çıkmış durumda. Yani bir de işlem varsa genel anlamda gidiyor. Hala 50, yani geçenlerde 46 liraya koç veriyor. Ey Allah'ım ya tövbe ya Rabbim. Bugün 55 lira. Daha da yolu var. Bunların gitmesi lazım. Şurada markete giriyorum kaç para veriyorum ya. Deli misin? Yani artık sen yani şey gibi oldu böyle. Yani 200'leri böyle atıyoruz devamlı. Ne aldık ne bittik belli değil. Bozuk para artık hocam 200 lira. Mercimeğin kilosu olmuş bizim şuradaki markette 45 lira. 45 lira. Bu ne ya? Kaç liraydı kardeşim? Yani insanın da fakir fukaranın da dayanacağı bir nokta var ya. Çok haklısınız. Bakıyorum. Benim için gidiyor yani sızlıyor yani. Ama ben herkese yardım edebilecek bir durumda değilim. Zaten bende trilyonlar olsa bende o para da kalmazdı. Yani zaten yeteri kadar bir takım şeyler yapıyorum. Onlar ayrı hikaye de. Ama bakıldığında şu yatay alandan bu endeksin yukarı doğru kopması lazım. Yukarıdan gelen kahverengi çizgi 4 tane büyük, bakayım 1, 2, 3, 4, 5 tane büyük tepeyi birleştiren çizgi. Orası geçiliyor yani. Ne yapacağız? Sol tarafta boşluk var. Orada düşüşte boşluk oluşmuş arka arkaya siyah mumların olduğu yerde. Boşluk kapanır. Buradaki trend çizgisi kırılırsa yani bizim borsa her zaman tahtası noksan insanlar gelir buraya. Kafada bir iki tahta noksan olacak. Çılgınlar diyarı burası. O boşluğu kapatmadan rahat etmezler. Yani kapatmak demek yukarı yönde hareketle orada işlem olması demek. Bunun yukarı yönde zaten katlanması ne eder 125-200 desen 75-27-500 275-280 katlanması oraya gider. Ama hurra diye gider mi onu bilmem. Normalde ne kadar dengeli giderse düşüşlerde o kadar dengeli olur. Göreceğiz. Şu ana kadar şimdi gitmeyen başka sektörler var. Sağ olsun Türk Hava Yolları şu bu falan. Endeksi sırtladı. Taşıdı hocam. Taşıdı. Tabii. 90 lira oldu. 4,5 dolara geldi kerata. Dikkat etmek lazım. Ama bakıldığında enflasyon etkisi de var. 500'ler kulübüne daha girecek çok fiyat var. Şimdi bakıyorum da ne güzel hedefler falan veriyorlar. Ya 2 sene önce neredeydiniz ya? 2021'de neredeydiniz 1 sene, 1,5 sene önce? Yani yatırımcı öyle para kazandırmak lazım işte. Biz anlattık nelerin nereye gidebileceğini. Yani uçan kuşların nerelere gidebileceğini. Petrol bilmem ne oğla, şimdi Petkim filan falan bunlar büyük yerler. Daha dolar bazında bakın. Dolar bazında bazı teknolojik yatları var. Daha yeni kalkmaya çalışıyor. Yani bir sürü yer yani bakıldığında böyle
eski tabirle yan tahtalar filan. Oralarda fiyatlar uçtu. Baba kağıtlar da uçamadı 1,5 senedir. Öyle bir sürü yer var. Bunları biraz araştırmak lazım. Uzun vadeli belki dolar bazında düşünmek lazım. Ha, dolar ne olur ne biter. Onu da ben bilemem. O artık yani yukarı gideceği gitmesi normal de. Ne kadar gideceğini, ne yapacağını o devlet politikaları belirler. Ama şimdi gene faiz indirimi var galiba. Perşembe günü. Evet, 100 bas puan faiz indirimi yaparlar gene. İyi. Yani o da dışarıya bakıyor, Fed'e bakıyor. Ülkeler Fed'e bir şey atıyor, yan gözle bakıyor. Sert bakışlar atılıyor. Ne yapıyorsun sen gibilerden. O da beni ilgilendirmez diyor. Biden orada başka bir şeyler söylüyor. Çok güçlü iş dünyamız var falan diyor. Yani dolar bizim değil sizin probleminiz diyor falan filan. Böyle bir gidiyor. Dolar satışlarını belki ülke merkez bankaları düşünebilir. Bütün dünyada. Ayrı işler yani bir değişik taktikler var. Onların hepsini kimin ne yapacağını bilmek zor tabii. Evet. Çok daha iyi yerlere gitmesi lazım bu ülkenin. Geçelim bakalım ne var ne yok. Peki hocam biraz hisse bakalım. Bugünün ilk tavanlarındandı İpek Enerji. O yüzden İpek Enerji ile başlayalım istedim. Şu anda hala tavan zaten. Tabii Kozal. Kozal kaç? 210 mu? 208 mi? 207, yani, 208 civarında şu an. 24.30'da İpek Enerji. Katlar matlar, çanak katlaması şu bu. Orası da 225'e doğru gider. Burası çanağı katlarsa ne yapar? Şöyle bakayım. 16,5, 22,5. Ne kadar etti? 6 lira. 22,5, 6, 28,5, 30. Gidebilir mi? Gidebilir. Zaten bugün tavan olduğuna göre yani fiyat zaten 25'e yanaşmış demektir. Yani 2 lira koysan 24,5, 25 civarında zaten %10 yapsa. Yani yukarılara doğru 30 filan oralara doğru gidebilir. Bunlar da zaten enflasyona bakarak kendilerini yani fiyatlar ayarlanıyor ki normal olarak. Yani bugün bakıyorum artık bir zaman 16 liraya pahalı bulduğum yoğurt şu anda 42 lira. Ne bu ya? Ne oluyor? Et, şu, bu. Yani bakıldığında bir takım ürünler var kardeşim. Süt. Et. Efendim şeyler. Kuru şeyler, bakliyat falan filan. Bunlar yağ, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı, şu, bu. Bunlar artık üreten çiftçiler, yani bu işleri yapan patates soğanı da dahil, desteklenmeli. Hele bilhassa hayvancılık konusu kesinlikle. Türkiye Arjantin gibi olmalı. Bir zamanlar Arjantin, şimdi nasıl bilmiyorum ama Türkiye'nin yani Arjantin şeyle bile bilinirdi. Dünyaya et satan, bir anlamda protein üreten dünya için bir ülke gibiydi. Hala da öyle mi bilmiyorum. Herhalde öyledir. Tam bilemeyeceğim ama eğer değilse de eski Arjantin gibi değil. Türkiye'de hayvancılık patlamalı kardeşim. Devlet bunu üzerine düşmeli. Ürününü satamıyor. Devlet alacak o zaman ürününü. Devlet alacak. Yani getir kardeşim. Senin her ürününü satın alıyorum. Hayvanları kesmek yok. Biraz üreteceksin. Sütünden bütünden onunla idare et 1-2 sene. Şu anda hayvanı besleyemiyor. Ne yapsın? Kesime gönderiyor. Kesime gönderdikçe et fiyatları daha da artar. Azalan bir ürün var. Yani çok bu işleri acayip detaylı biliyorum gibi konuşmayayım ama
hakikaten bu işleri bilen birini de bizim televizyona getirip konuşturmak lazım. Ama gerçek üreticiyi, yani böyle tepede olan insanları getirip konuşturmayın. Çünkü onların konuşması belli. Yani yukarıdan korku, şu, bu falan, aman ters düşerim, aman şöyle olur, aman böyle olur. Onlar genelde doğru dürüst bilgi vermiyor kardeşim. Hakikaten esasında yüzünü de kapatıp gerçek üreticiyle konuşacaksın ki burada gerçekler nedir kardeşim? Dert ne? Derdi bilelim ki devlet bunu çözebilsin. Devlet belki de biliyor. Ya bilmemesi de mümkün değil de biliyordur herhalde. Ama bilmiyorsa da o zaman çözüme yönelik bir şeyler yapmak lazım. Türkiye'de süt. Türkiye'de çocukların süt içimi gerekli. Yoksa insanlar işte o boylara erişilemez. 1.65-1.70 arası güdük kalırız. Protein lazım. Çocuklara protein lazım. Süt, et, bunlar lazım. Bal, peynir. Bunlar lazım ya. Ha diyeceksin ki vegan. Şimdi veganlardan yani tenkit gelebilir. Ya onlara da saygı duyarım ama yani insanların doğası böyle kardeşim. Başlangıçtan beri avcılıkla geçinebiliyor ancak karnını doyurabiliyor. Ne yapsın? Yani sadece otla geçinebilsek, yaşayabilsek bizim vücut da ona göre yaratılırdı. Ya öyle olmuyor. Ya karışık olması lazım. Kusura bakmayın, sizin fikirlerinize saygı duyuyorum ama o kadar yani. Benim fikrim de bu şekilde. Yani ben bir zaman denedim. 30'lu yıllarda kolesterol, molesterol falan dediler. Nedir kolesterol? 260. Oo dediler, çok fazla. Sen kesin gidersin. Ama ne yapacağız hocam? Kesin diyet. Yani tofu, mofu falan böyle saçma sapan peynirler, meynirler. Bir şeyler yedim. Ot, mot falan. Ya 1,5-2 ay geçti. Vallahi neredeyse bardağı kaldıramayacağım. Öyle halsiz hissediyorum kendimi. Gittik ölçtürdük gene, kan aldırdık falan filan. Bizim kolesterol inmiş en fazla 220'ye. Ne o, 180 olacakmış. Olmaz. Bizim karaciğer vücutta ne zaman kolesterol azalsa eyvah diyor, galiba yanlış bir şey gidiyor. Hemen yağları çözüyor, pompalıyor bizim şeye. Damarlara. İstediğin kadar uğraş. Karaciğere laf geçiremiyorsun ki. Herif takmış kendisine kafayı. Ben diyor bu kolesterole alıştım kardeş diyor. Devamlı basıyor. Biz koşuyoruz moşuyoruz göğe. Yok. Ama bir yandan da kendimi kaldıramıyorum. Dedim ya boş ver, aman atın ölümüne de olsa arpadan, zaten 30 yaşındayım. Daha bana bir şey olmaz dedim. Yaşlandığım zaman düşünürüm filan. Ama vücut bazı şeylere alışıyor. O da tabii çocukluktan gelen iş. Senin en sevdiğin şey yağda kızartılmış köfte patatesi olursa senin kolesterolün de vücut da buna alışır tabii en sonunda. Yani bu işler böyle. Neyse yani bir takım şeyler bence abartılı. Kontrol da yok. Bakın bir liste gördüm. Türkiye'de gıda enflasyonu Tanzanya, Manzanya falan filan onlarla beraber aynı listede. En çok artan ülkeler konumunda. Olamaz kardeşim. Burada başka bir iş dönüyor ya. Yani. Klasik tedarik zinciri. Sevsinler. Tedarik zinciriymiş. Vallahi sinir oluyorum yani. Ama bir şey yapılmalı. Böyle bir şey olmaz. Yani fiyatlar maalesef. Bir yerde bunun çözümü olması lazım. Yani doğru dürüst bir şeylerin hesaplanması lazım. Matematik işi bu ya. Çok da zor bir iş değil ya. Bir şey bir yerden şu fiyattan bu fiyata hangi etapta nerelerden geçiyor? Bir görelim bakalım. Evet.
Evet, geçelim hocam, bakalım. Hocam beni gördünüz. İpek Enerji'yi bitirelim. Şimdi kısa bir araya gidelim İpek Enerji'den. Sonra İzmir Demir Çelik diyeceğiz. Ama minik bir aramız var. İlk yarıyı bitirdik. Sonra yine hisselerle devam edeceğiz. Evet efendim, Borsa Teknik'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. İpek Enerji'yi konuştuk. Şimdi dönelim isterseniz hocam İzmir Demir Çelik diyelim. Evet, bu haftalık bir grafik. Yani 2020 senesinin öncesine doğru gidiyor. O zamanlar bu 1,5 liralarda alınır. 20 senedir 4 lira falan civarında satılan bir kağıttı. Yani belli bir bandı vardı bunun. Yönetenleri de var, kondüktörler de var tabii bu hisse senedinde. Götürür getirir, götürür getir. Yani yıllar boyunca bir buçağa gelince genelde girer alır üzerine oturursun. İşte tren, lokomotifi, makinistler ne zaman hareket ettirirse içinde kalırsın. 4 liralara geldi mi makinist lokomotif yorulmaya başlardı. Tabii yani 2020 senesinden sonra bu piyasaya 800 bin kişiyi sokarsanız, alınıp satılacak lotlar da aynı kalırsa, paylaşılacak hisse senedi sayısı değişmezse ama 40 bin kişinin yerine 800 bin kişi gelirse alış tarafına borsaya olanlar olur. Kağıtlar 10 katı, 15 katı, 20 katı uçar. Doğal. Yani çünkü talep arzı kat kat geçiyor. Üzerinde yani, çok miktarda üzerinde. Burada da bunu gördüler, aldılar fiyatı. 0,5 liradan 30 liraya gitti, bölündü. Bölünmüş rakamlarla 3'e falan bölündü. İşte 0,49 dip oldu. Oradan kalktı, 9 lira, 10 liralara doğru geldi. 9 liralarda bir sert bir satış ortalama, oradan bir zıpladı, bir daha satış. Ortalamaların altına gittikten sonra da bıraktılar. Herhalde mallar dağıtıldı, yatırımcıya yüklendi hisseler. Alttan çekilince alış tarafından yatırımcı zaten o kağıdı tutamaz. Oradan sonrası 50 günlük orta, 50 haftalık ortalamanın altı falan derken kağıt 2021-2022 senesinin büyük bir kısmını, yaklaşık nereden baksan 15-16 ay fazladır, 12 artı yani 20 ay falan geçirdi herhalde bu bandın içinde. Yani üst taraf yaklaşık işte 3 lira, aşağı taraf 1,5 lira, değil mi? Yok, evet 2 lira falan gibi. Oralarda eğer yatay alandan koparttılar, 2 lira, 3 lira, 1 lira, 3 lira, 1 lira daha, 4 lira. Yani yukarıdaki 4,5'a doğru kağıt yukarı doğru gidiyor. 4,88 yani 5 liraya yakın yerde bir tepe var. Orada da bir direnç var. Eski 9 liraya gider mi? Onun gidebilmesi için 9 liralara falan, o geçmişte 9, 8 lira, 7 lira, 6 liralardan dağıtılan yatırımcıların elindeki malların aşağı tarafta toplanmış olması lazım. Yoksa kimse oraya doğru kağıtları götürüp orada takılan, hissede kalan yatırımcıları kurtarmaz. Can simidi falan atılmaz bu borsada. Öyle bir şey yok. Ama onlar toplandıysa o mallar aşağıda, o hisseler, yani 20 ayda falan, o zaman oralara doğru da gitme ihtimali doğar. Kimler alıyor? Önemli olan o. Yani. Ama yatırımcıyı bence çok üzdüler. Ama yatırımcı da kardeşim 1,5 lira. Yani demir çelik sektöründeki diğer hisseler de birlikte hareket etmeyince zaten hani Ereğli, İskenderun, demir çelik, Kardemir giderken de gitmedi. Orada çok ciddi mağduriyet yaşandı aslında hocam bir de. Tabii ki yani orada tepede verdikleri hisseleri toplamadan götürmezler ki. Ama bu kağıt da şimdi şöyle değil. Bu kağıt Ereğli 2020 yılının ortalarına doğru, Ereğli kaç paraydı? Ereğli 6 liradan geldi. 6-6,5 liradan. Hadi olsun olsun 25 lira olsun. 3 katı 4 katı en fazla. Ereğli sonra gitti 36-36,5 lira. Bu kağıt kaçmış da oldu? 20 katı oldu.
Ereğli 20 katı olmadı ki. Ereğli 120'yi gördü mü? Görmedi. 6 lirayken 20-25'i gördü. Ona göre de bir denge sağlamak lazım. O Cemtaşlar, İstemirler falan filan 20 katı oldu mu? Olmadı. Burada uçurdular fiyatı. Yatırımcı da ne bulursa daldı. Maalesef gözü kara. Ondan sonra ondan yararlanıldı herhalde. Veya hisseler, ondan mı istiyorsun, bundan mı istiyorsun? Al ona, al buna, ver ona, ver buna filan derken hisseler dağıtıldı. Ama borsa böyle zaten. Yani borsayı diplerdeyken toplarsın, akümülasyon denir. Toplama süreci. Sonra yukarı gider. Orada da distribüsyon olur, dağıtım süreci olur. Bir kağıt ne kadar zor dağıtılırsa o kadar uzun süre tepede kalır. Ama bir kağıda çok fazla talep varsa o zaman zaten hızla yukarı gidiyor. Yukarıda iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor falan filan derken o karambolde yatırımcılar hisselere sahipleniyor. Ondan sonra çekildin mi alttan düşüş başlıyor. Bir de onu üzerine basıp satışları giderek arttırırlarsa o zaman tam bir çöküş oluyor yani aşağı tarafa. Ereğli mereğli istemirler falan hepsi yukarı giderken Cemtaşlar şunlar bunlar. Burada 20 katı hisseyi olan 15-20 katı olduğu ise onları toplamadan götürmediler. Üzerinde bir de satış baskısı kurunca yatırımcı hakikaten mağdur oldu. Tabii ki mağdur oldu. Giden piyasada para kaybetti yatırımcıya resmen. Yani boru değil 160 binden 400 bine geliyorsun. Bıraktım 160 bini. 82 bin. 82 bini gördü bu borsa. Yani Londra'da kıyamet koparken de 100 binden 90 bine verdiler. Biliyorsun. Faizler arttı marttı Londra'da, Mondra'da. Swap'ta işte ya adamlara para vermedik, adamlar %1000 faizle borçlanma yerine geldiler, hisseleri çaktılar burada. Endeks 100 bindi, bir anda 90 bine indi. O günleri herkes hatırlamalı. Maalesef. Ama piyasada bu tip hareketler çok oluyor. İşte anlattım. Sarayburnu köprüye falan değil, bu banka kağıtları, yani büyük bankalar, endeksi etkili. Eninde sonunda zamanınız varsa, kendi paranızı aldıysanız, o geçmişte gördükleri fiyatların daha üzerine gidecek. Ama bu da size ders olur, yatırımcılara. Ama yukarıya gidecek, yani endeks mecburen gidecek. Başka türlü endeks 500 dolara gitmez ki. Ama bir sene beklersin, ama iki sene beklersin. O yatırım dünyası abicim. Yani maalesef bu işler böyle. Giriş noktası önemli. Fiyatı ne, yani hangi fiyatta alıyorsun? Ama en de sonunda fiyatlar gene oralara gelecek. Zaten şu anda yani ben bakıyorum şöyle. Evet, şöyle getirdim. Akbank, dolar bazında. Bak şöyle. Kaç lira? 50 aylık ortalama 88 sent. Hesap yapalım. 88 sent. Nokta 88. Evet. 50 senelik kalkülatörümü alayım. Nokta 88. Enter. Evet. 18.59 çarpı 16 lira 35 kuruş. 50 aylık ortalama 16 lira 35 kuruş bugünkü fiyatla. Garanti. Daha Akbank 50 aylık ortalamaya gelmedi. Yani endeks üstüne çıktı da. Yani Akbank'ı pompalıyormuş, mompalıyormuş gibi de olmayayım da ben sadece rakamları anlatıyorum size. Buyurun Garanti Bankası. Nerede fiyat? 1.30. 50 aylık ortalama nerede? 1.27'de. Tam üstünde yani. Peki 1.3 enter 18.59 çarpı 24 lira 16 kuruş.
24.04 falan filan. 50 aylık yani orada ortalamada. Zaten anlattım. Yani dolar bazında 1.27 ortalama. Yani fiyatta işte en yüksek gördüğü 1.30. Oralarda 50 aylık ortalamanın üstüne çıkmaya çalışıyor. Bekleyeceksiniz. Başka çare yok. Geçelim. Geçelim hocam. Bir aracı kurun bakalım o zaman. İşmenkul değerler diyelim. İşmen. Valla iyi gitmiş. %3,5 arttı. Yani. Hacimler de iyi gitti ama hocam. Hı? Hacimler de iyi gitti ama Borsa İstanbul'da. Hacimler de gitti. Tabii ama şeyden kalkıyoruz canım. 50 aylık ortalamayı yani kalkıyor. Oradan kalkıyor. Tabii ki. Burada hacime inanacaksın. İki yerde hacme inanırım. Bir dipte, bir de en tepede. En tepede çok fazla hacim oluyorsa, herkes dalıyorsa bitti. Bay bay. Yani şey açısından diyorum hocam, eskiden endekse 4-5 milyarlık hacim olurdu. Şimdi 50 ila 100'e çıktı bu aralık. Ve doğal olarak da aracı kurumlarda kar yazıyor yani bu durumdan. İşmenkul değerler olunca aynen işlerine de geliyor aracı kurumların bu durum. Ne dedin? Gayet basit. 4 milyar dedin değil mi? Evet, eskiden hatırlıyorsunuz 3 milyar, 4 evet. milyar, 5 milyar evet. hacim olurdu. 40 bin kişi vardı. 800 bin kişi geldi. 20 katı. Alışveriş de arttı. 4 ile 20'yi çarp 80 milyar. Tamam dediğiniz aslında çok düz bir mantık. Doğru. Yani fiyatlar da yukarı gitti. Burada da mavi renkli çanağın katlanması 3 aşağı 5 yukarı nereyi gösteriyor? 25 35 civarında değil mi? Kağıt nerede? 32-26 33-80. Yani tepe orada. Hı hı. Oraya doğru geliyor. Sarı renkli çanağı tamamlamaya geliyor. Yani şu grafiği biraz büyütürsek evet daha da net bir şekilde yatırımcılar görebilir. Beni al o görüntüsünü. Direkt grafiği ver. Olsun bitsin. Görelim yani. Sarı renkli çanağın katlanması başka bir noktaya gider. 25-34-9, 34-9, 43 falan olur. Yalnız tabii ki iyi de kar yazıyor. Zaman zaman kar realizasyonu yapılabilir mi? Yapılabilir. Yatırımcı da yapsın kardeşim. Çok fazla kar bir anda uçuyor kaçıyorsa biraz karını alacaksın. Ben gerekirse tavana bile mal veririm ben olsam. Hepsini vermem. Çünkü zaman zaman tavan oluyor gibi oluyor. Bunun için demiyorum, İsmen için. Başka kağıtlara tavan oluyor gibi oluyor. Millet yığılıyor tavana. Tam ideal. Şutluk. Geliyor voleyi bir patlatıyor aşağıya kadar. Tamam yatırımcılar kilitlendi. E sen de tavan oldu diye satmıyorsan bu sefer sen de kardan oluyorsun. Yani zaman zaman kar realizasyonu da yapılabilir. Az buz değil ki. 34'ten 25'e inmiş. 9 liraya. Yani 30 lira, 32 liralık kağıtta %25 düşüş bu. Temettü, memettü. Evet burada zaten 34'e yani tepede satıp 25'e geri alsa al sana temettü. Fıstık gibi. Fiyat tekrar oraya geldi. Arada 9 lira temettü aldı vatandaş. Veya lotları çoğalttı. Yani lotları da çoğaltmak önemli. Evet geçelim. Devam ediyoruz hocam. Bu sefer iş yatırım diyelim isterseniz. İş yat. Burada da büyük bir çanak var. Ve sarı renkli alan sanki bunun kulpu gibi. Fincan kulp hikayesi gibi. Tekrar 4.57'ye giderek sarı renkli çanağı tamamlayabilir. Ha, yukarı yönde katlarsa o zaman zaten 3.60, 4.60, ver elini 5.60, 5.5, 5.60. Oralar hedeflenir. Ufak çanağın katlanmasıyla. Trend yukarıya. Göründüğü kadarıyla. Evet. Burada bir tek iş GYO'da büyük problem yaşandı. Benim anladığım orada gitti. Orada da zaten durum bambaşkaydı. Yani. Hı-hı. Bir anda çağlayan düşüşü yaşandı yani. 5 liralara doğru. 20 liranın oradan mı ne geldi? Paldır küldür. Yani o da başka bir hikaye. Öncesinde yani. De roket hareketi yaşanmıştı hocam. Zaten bu grafiklerden evet. tamamen başka. Evet. İş girişim sermayesi bakalım mı biz bu arada? Madem öyle işlerle gidiyoruz. İşlerle. Ben de öyle gittim. evet, İleri evet. doldurdum.
Burası da iyi uçmuş 29.50'ye. Yani kim bilir kaç liraydı. Ben 6.21'in de altında bu. Herhalde 2-3 liraydı. E oradan çok gitmiş bir anda. Bu 2021 senesinin çıkışı. Sonra ne oluyor? Orada bir omuz baş omuz zirvesi. Oradan ortalamaların altına patlattılar mı? Gitti. Yatırımcı takıldı kaldı. Arada bir oyalandı 20 lira civarında ama uzun süredir kağıt şimdi de yatayda. Yani neresi yukarısı göründüğü kadarıyla 7 lirayla işte 12 lira arasında uzun süren bir yatay alan içinde fincan diyelim, sarı renkli alana kulp diyelim, o kulpu tamamlayıp yukarı yönde katlayabilir. Katlarsa ne olur? 9 lira, 12 lira, yaklaşık 3 lira fark çanağın kalınlığı. 12'nin üstüne 3 koyarsan 15 civarı olabilir. Oraya doğru gidebilir ki. Toparlanıyor çünkü. Yani görüntü fincan kulp ve yukarı yönde hareket. 20 lirada satıcı daha güçlü gelebilir. Geçelim. Hocam infoya da bakalım o zaman. Yavaş yavaş vaktimizin sonuna geliyoruz gerçi. Yani güzel bir çıkış. İyi bir çıkış trendi. 2 lira 14'ten ortalamaların üzerinde kalıyor. Yani yeşil 50 günlük ortalamaya bile zar zor arada sırada değiyor. Tekrar fırlıyor. 4.93'ten 13'e kadar gitti. Sonrasında son zamanlarda herhalde bu iş. Bir anda olay başka bir noktaya gitti galiba. Yani böyle bir sert düşüş. Yani bu yani normal gidişatın dışında bir şey. Çok sert çağlayan düşüşü yaşamış. 6.84'te şimdi belki ortalamalara doğru bir tepki hareketi gelebilir. Yani biraz zaman alır ama düzelebilir. Fakat o çağlayan düşüşünde maalesef paraşütsüz inişte çoğu yatırımcı zarar görmüş de olabilir. Toparlar inşallah. Yani bu borsa, bu piyasanın bütün elemanlarının, bütün katılanların, şirketlerin filan toparlanması hepimizin avantajına. Ne kadar çok şirket çok iyi işler yapar, toparlanırsa, güçlü kalırsa yatırımcılar da daha iyi servis alabilir. Yani komisyonlar, şunlar bunlar orada seçenekler olur. Herkes rekabet artar filan. Çalışanlar da para kazanır. Yani aracı kurumlarda ve bu piyasada çalışan, emek verenler. Güzel giden trend bozulmuş nedense. Yani. Evet, geçelim. Evet hocam, yaklaşık bir 30 saniye kaldı. Sanıyorum bir hisselik daha yerimiz kalmadı bu durumda. Şimdilik veda edelim. Çarşamba devam ederiz o halde. Ağzınıza İnşallah. Sağlık hocam. Çok teşekkürler. Sağ olun hocam. Evet efendim, programımıza noktayı koyalım. Yarın sabah tekrar ilk seansta birlikteyiz. Herkese güzel bir kapanış diliyorum. Hoşçakalın.